Konyansa Yorubun, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Korece odamızdaki eşyalardan bahsedeceğiz. Eğlenceli bir ders bizi bekliyor. Hazırsanız hemen başlayalım. Odamızdaki olan ilk eşya ile başlayalım. İlk eşyamız çeksang. Çeksang. Çek. Çeksang. Çeksang ne demek arkadaşlar? Burada hemen kopyamızı çekelim. Masa demek arkadaşlar ama normal bir masa değil. Hani böyle çalışma masası olarak kullanılıyor. Yemek masası dediğimizde çeksangı kullanamayız. Çalışma masası. Çalışma masası. Bakalım hemen nasıl bir cümlede kullanmışız çeksangı. Çeksange. Çeksange. Anjaso. Anjaso. Gongbu. Hessoyo. Gongbu. Hessoyo. Hemen yazılışlarına bakalım. Çeksange, çeksange, anjaso, anjaso, gongbu, gongbu, hessoyo, hessoyo. Çeksange, anjaso, gongbu, hessoyo demiş arkadaşlar. Ne demek olabilir? Bu çalışma masasıydı. Bunu az önce öğrendik. Çalışma masası, anjaso, anta ne demekti arkadaşlar? Oturmak demekti değil mi? Oturup, oturup diyor yani burada. Aso burada up eki oluyor. Oturup, kongbu. Kongbu ne demek arkadaşlar? Hepimizin yapması gereken bir şey. Ders çalışmak değil mi arkadaşlar? Kongbu hada. Ders çalıştım. Ders çalıştım. Diyor ki, çalışma masama oturdum. Masama oturdum, ders çalıştım diyor. Çeksan. Hepimizin odasında vardır. Bir sonrakine geçiyoruz hemen. Bir sonraki neymiş hemen bakalım. Çimde. 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 Çimde ne arkadaşlar? Çimde yatak değil mi? Yatak. Yatak. Az önce öğrendiğimiz çeksangdansa çimde de biz daha çok vakit geçiriyoruz değil mi? Çimde. Yatak. Hemen örneğimize bakalım. Çimde. Çimde. Duo. Duo. İssoyo. Çimde. Duo. İssoyo. Çimde e duvo isoyo. Çimde duvo isoyo. Çimde duvo isoyo ne demek arkadaşlar? Yatakta bu ve duvo duvo isoyo. Yatakta uzanıyorum diyor. Yatakta yatakta uzanıyorum. Uzanıyorum. Ders çalışmasını bitirmiş. Yatakta uzanıyormuş. Çimde duvo istiyor. Yatakta uzanıyorum. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir sonrakine. Bir sonraki kelimemiz otcan. 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 Otcan ne demek arkadaşlar? Ot kıyafet demekti değil mi? Bu gardırop demek arkadaşlar. Kıyafet dolabı da diyebiliriz. Kıyafet dolabı olarak da çevirebiliriz. Peki nasıl bir örnek vermişiz? Otcan çongri hessoyo. Otcan çongri hessoyo. Otcang, çongri, çongri, hessoyo, hessoyo. Otcang çongri hessoyo. Otcang ne demekti? Kıyafet dolabı demekti. Çongri ne demekti? Çongri'yi öğrendik mi daha önce? Çongri, düzenlemek, toparlamak anlamında kullanılıyor. Yani diyor ki, dolabımı düzenledim. Dolabımı düzenledim. Düzenledim. Otcang çongriyesoyo. Otcang çongriyesoyo. Dolabımı düzenledim. Bir sonraki kelimemize geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kelimemiz neymiş? Bir sonraki kelimemiz ıyca. Iyca. Iyca. Iyca e an anjassoyo. Anjassoyo. Iyca. Iyca. Iyca ne demek arkadaşlar? Iyca sandalye demek. Sandalye. Iyca e anjassoyo. Anjassoyo. Iyca'ya anjassoyo. Anta ne demekti arkadaşlar az önce öğrenmiştik? Sandalyeye oturmak. Oturmak demek değil mi arkadaşlar anta? Sandalyeye. Sandalyeye oturdum. Oturdum. Iyca'ya anjassoyo. Iyca. Sandalye demek arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki. Kompüto. Kompüto.
Computer. Bu İngilizceden geçen bir kelime arkadaşlar, öğrenmiştik. Computer. Computer. Bilgisayar demek arkadaşlar, değil mi? Bilgisayar. Computer에서 영화 보고 있어요. Computer에서 영화 보고 있어요. Ne demiş olabilir burada? Hemen bakalım. Computer에서 영화 bu ve yine 영화 보고 있어요. Computer neydi? Bilgisayardı. Bilgisayarda ne yapıyormuş arkadaşlar? 영화 neydi? Film demek değil mi? Bilgisayarda film izliyorum diyor. Poda izlemek anlamı vardı değil mi? İzliyorum. Bilgisayarda film izliyorum diyor. Dersimizi çalıştık, yatağımızda uzandık, dolabımızı topladık. Şimdi de bilgisayardan film izliyoruz. Computer ise 영화 보고 있어요. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir sonraki kapet. 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 Bu da İngilizceden geçen bir kelime arkadaşlar. Carpet yani halı demek. Halı. Kapet을 Tokyo에서 샀어요. Kapet을 Tokyo에서 샀어요. Ne demiş olabilir burada arkadaşlar? Toki, Türkiye'yi duyduk. Acaba ne demek istiyor? Kapet을 S olduğu için kapet. Normalde kapet diye yazıldığı zaman bu S olarak okunmuyor. Kapes diye okunmuyor ama yanına sesli bir harf geldiği zaman S'ye dönüşüyor değil mi? Kapet을 Tokyo에서 샀어요. Korelilerin en sevdiği şey arkadaşlar Türkiye'den halı almak. Turistlerin bayıldığı bir şey. Koreliler hele hele bayılıyorlar buna. Gelip Türkiye'den halı alıp gidiyorlar. Kapet을 Tokyo에서 샀어요. Yani halıyı Türkiye'den aldım diyor. Satın aldım diyor. Halıyı Türkiye'den aldım. Halıyı Türkiye'den aldım diyor arkadaşlar. Kapet halı demek. İngilizceden geliyor carpet. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonraki yine İngilizceden geçen bir kelime arkadaşlar. Cotton. 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 Curtain yani perde demek arkadaşlar. Perde. Cotton 사고 싶어요. Yine aynı fiil az önceki cümlede kullandığımız fiil sada. Cotton 사고 싶어요. Cotton 사고 싶어요. Cotton 사고 싶어요. Perde almak istiyorum diyor. Burada istemek değil mi? 싶다. 사고 싶어요. Cotton 사고 싶어요. Perde almak istiyorum. Perde almak istiyorum. Belki bunu da Türkiye'den alır. Az önce halısını Türkiye'den almıştı. Belki bunu da Türkiye'den alır. Cotton 사고 싶어요. Cotton. Perde demek arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki kelimemiz neymiş? Posto. Posto. Bu da yine İngilizceden geçme. Posto. Posto. Poster demek arkadaşlar. Poster. Poster. 방에 posto 많아요. 많아요. 방에 posto 많아요. 많아요. 방에 posto 많아요. 많다 ne demekti arkadaşlar? Çok olmak değil mi? Çok. 방 ne? Oda demek. Odamda poster çoktur diyor. Çok basit değil mi? Poster çoktur. Odamda poster çok var diyor. 방에 posto 많아요. Evet, hazırsanız bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonraki örneğimiz koğul. 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 Koğul ne demek arkadaşlar? Ayna demek değil mi? Ayna. Ayna. Koğul을 보며 춤 연습을
춤 연습을 해요. 거을을 보며 춤 연습을 해요. 거울을 보며 춤 연습을 해요. Burada arkadaşlar şimdi bazen diyeceksiniz ki hocam niye bazen po B ile yazıyorsunuz, bazen P ile yazıyorsunuz, neden öyle yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Bu harf arkadaşlar B ve P arasında bir telaffuzu var cümle başına geldiği zaman. Cümle başlarında böyle olduğu zaman, yani cümle değil kelime başına geldiği zaman. Kelime başına geldiği zaman B ile P arası bir telaffuz oluyor. Tam B çıkmıyor yani. O yüzden biraz daha ikisi arasında olduğu için isterseniz P ile yazabilirsiniz, isterseniz B ile yazabilirsiniz. Başlarda ezberlerken, başlarda öğrenirken böyle kullanabilirsiniz. Şimdi bu ne anlama geliyormuş bu cümlemiz? Bir ona bakalım. 거울을 보며 춤 연습을 해요. Ayna demekti değil mi? Aynaya bakarak diyor. Bakarak. Aynaya bakarak. Çum ne demek arkadaşlar? Dans demek. Dans. Yonsup ne demek arkadaşlar? Bir şeyi tekrar etmek değil mi? Bir şeyin pratiğini yapmak. Dans pratiği yapıyorum. Aynaya bakarak dans ediyormuş. Dans pratiği yapıyormuş. Evet arkadaşlar. Buraya kadar da bu odamızda olanlar. Ödüllü sorumuza geçecek olursak. Bu derste öğrendiklerimizden hangileri sizin odanızda var? Bunları yorumlarda korece bir şekilde yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tam C bayo, annyeong.